Herkese merhabalar. 8'den 9'a yani 8. sınıftan 9. sınıfa geçerken yazın ne yapmalıyım diye bize onlarca yorum attınız. Bizler de yorumlarınızın hepsini okuduk. Gelin bu yaz neler yapabiliriz hep birlikte bakalım arkadaşlar. Hocam okullar açılıyor mu demiş bir arkadaşımız. Okullar açılıyor mu diye soruyor. Hoca da haftaya pazartesi diye cevap veriyor. Biliyorsunuz bu birkaç ay önce yani daha doğrusu bir ay önce yaşanan bir gelişme. Hani okullar Mart, Nisan, Mayıs'ta kapalıydı. Böyle bir pandemiden dolayı yarı açık oldu, yarı kapalı oldu. Sonrasında tamamen kapandı. Ardından da öğrenciler Haziran ayında diyor ki hocam okullar açılıyor mu? O da haftaya pazartesi diyor. Fakat öğrencinin cevabı çok daha komik. Diyor ki tamam hocam. Hocam peki kaçın sınıfa gideceğiz diyor. Yani gerçekten merak edilen bir şey. Kaçın sınıfa gideceğiz Aa. Merak ediyor. Bu çok normal bir şey. Niye? Çünkü arkadaşlar ee, yani sekizde mi devam edeceğiz dokuzda mı devam edeceğiz? Fakat sizler biliyorsunuz ki arkadaşlar artık sizler sınısınız mükemmel bir şekilde yeni bir seneye başlıyorsunuz. Şimdi öncelikle Araştırma yapmanız lazım. Sınavdan dolayı ertelediğiniz veya merak ettiğiniz hobilere zaman ayırın arkadaşlar. Çünkü şu anda çok değerli bir zamandasınız. Kitap okumak çok önemli tabii ki. Kitap okuduğunuzda bunu her zaman söylüyorduk. Hem genel kültürünüz artıyor, hem bilgi dağarcığınız artıyor, hem dikkat yeteneğiniz, hem hayal kurma yeteneğiniz, hem de Türkçeyi kullanma yeteneğiniz artıyor. Bunu zaten söylemiştik. Birçok kitap var. Bunları size de tavsiye edebiliriz. Ama Aynı zamanda başka hobiler de yani resim çizmek olabilir ya da başka bir şey bilemiyorum. O sizin kendi ilgi bağlı olarak değişebilir. Öğrenmek istediğin yeni bir dil için de pratik yapabilirsin. Yani biliyorsunuz bizim İngilizce kanalımız var, Korece kanalımız var. Buradan da bizleri takip edebilirsin veya kendin de bu dille alakalı gelişimini tamamlayabilirsin. Ve spor yapmak çok önemli arkadaşlar. Bilhassa bu yaşlarda ciddi sporu takip eden öğrenciler inanılmaz başarılı oluyor. Neden? Hocam nasıl yani futbol oynayanlar akşama kadar başarılı mı oluyor? Evet. Çünkü sürekli spor yapan bir İnsanın beyni, sürekli spor yapan bir insanın bedeni sağlıklı oluyor. Yani böyle zararlı alışkanlıklardan uzak durmuş oluyor. Dolayısıyla belki bir dönem dersleriyle alakalı birazcık sıkıntı yaşıyormuş gibi gözükse de sonradan derslerine de kendini odakladığında çünkü spor yaptığında odaklanmış hep spor yapabiliyor. Derslere odaklandığında da derslerde başarılı oluyor. Dolayısıyla basketbol olur, futbol olur. İşte e, voleybol olur ya da herhangi başka bir spor fark etmez. Herhangi bir spor türüne mutlaka odaklanmanız, onu yapmanız sizin için bu dönemde çok çok gerekli. Çünkü artık liseye geçiyorsunuz. 8, 9, 10, 11, 12. Bu dönemlerde spor yapan öğrencilerin gelecekte çok başarılı olduklarını ben bizzat şahit oldum. Ve tatili verimli geçirmemiz lazım. LGS bitti artık. Neyse bitti gitti, kurtulduk. Şimdi dinlenme zamanı ama kontrolü de elden bırakmamız lazım. Verimli bir yaz tatili için bilgisayar başında ne yapacağız arkadaşlar? Daha az zaman geçireceğiz. Çünkü bilgisayar başında zaman geçirdiğimizde tabii ki eğleniyoruz. Video izlemek, oyun oynamak, Fortnite'dır, Brawl Stars'ın falan filan neyse işte bilmiyorum oyunların tam ismini. Gerçekten bize eğlenceli geliyor ama hem vücut sağlığımız için, hem beyin sağlığımız için, hem de derslerdeki başarımız için esasından zararlı. Eksiklerinizi kapatmanız için arkadaşlar 8'den 9'a matematik hazırlık kampımız olacak biliyorsunuz ki. Matematik ne kadar önemli ne olduğunu LGS'de de gördünüz. Dokun sınıfı da göreceksiniz. Çünkü dokun sınıf önemli. Dokun sınıfı onun sınıfın toplamı zaten TT'yi oluşturuyor. Yani üniversite sınavının yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla 9. sınıftaki matematik konuları üniversitedeki matematik sorularının yarısı diyebiliriz. TT'nin yarısı diyebiliriz. Dolayısıyla matematiği iyi bilmemiz lazım. YouTube 9. sınıf kanalımızda mutlaka sizlerle beraber 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımıza çok güzel tekrar yapacağız. Peki nasıl hocam bu kitap nasıl bir kitap? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizlere çok daha net bir şekilde göstereyim. Mesela konu tekrarını şöyle yapıyoruz. Bir tane konu açmak istiyorum. Öncelikle o konuyla alakalı eğer altıncı sınıfta varsa altın sınıf tekrar yapıyoruz. Sonra yedinci sınıf tekrar. Sonra yedinci sınıftan sonra eğer sekizinci sınıfta görsek sekizinci sınıf tekrarı. Sonra artık dokuncu sınıfa geçiyoruz. Yani dokuncu sınıfa geçerken altı, yedi ve 8 sınıfın tekrarını yaparak geçiyoruz aynı konuyla alakalı. Yani eşitsizlikler konusu dokuncu sınıfta var ya bu bu konuyu biz altıda görürsek altıdakini, yedide görürsek yedidekini, sekizde görürsek sekizdekini tekrar ediyoruz. Ardından dokuza geçiyoruz ve tabii ki bunların hepsi tamamen ee, ...özel olarak hazırlanmış sorularla takıldığınız soruları karikoda okutarak görebiliyorsunuz. Bu kitaptan da faydalanacağız. Bu kitabı da şimdiden ulaşın arkadaşlar. Ee, ona Tonguç Mağazası'ndan ya da Tonguç Tapsıları'ndan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 8'den 9'a kampımızda sizlerle beraber harika bir hazırlık yapacağız. 9 sınıfa geçtiğimizde inşallah aynı şekilde eğitim hayatımızda başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.